biri bu ve bununla ilgili yeni görüntüleri, yeni bilgileri de alacağımız haberi ekrana getirme zamanı. Afrin'de devam eden Zeytin Dalı harekatında Mehmetçik ve Özgür Suriye ordusu teröristlere karşı mücadelesini sürdürüyor. Stratejik noktalar birer birer teröristlerden temizlenirken örgütün sırları da teker teker açığa çıkıyor. Zeytindalı harekatının 19. gününde Afrin'de terör örgütü PYD PKK'dan temizlenen Sirgaya Tepesi'nde birbirleriyle bağlantılı tüneller görüntülendi. Teröristlerin savaş uçakları ve diğer ağır bombardımanlardan korunmak amacıyla bölgeyi beton tünellerle çevirdiği ortaya çıktı. 2 metre yüksekliğinde, 1 metre genişliğinde yapılan birbirleriyle bağlantılı tünellerin teröristler tarafından barınma amaçlı da kullandığı görüldü. Bölgede yapılan incelemede teröristlerin Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasının ardından yeni tüneller açmaya başladıkları ancak iş makinelerini bırakıp kaçtıkları tespit edildi. Her 10 metrede bir mazgalların olduğu tünellerin üstlerinin toprakla örtülü olduğu da göze çarptı. Tünellerin duvarlarının yaklaşık 80 santimetrelik betonlardan yapıldığı görüldü haber ekipleri yerleşik olarak isimler zaman zaman değişse de göreve bir gidip gelseler de e, ortalama 30 kişilik bir ekiple zaten yayınları sürdürdüler. Ve buradan da zaten hemen hemen sınırın bütün hatlarında, bütün girintisini çıkıntısını aynı zamanda karşı tarafta Azez bölgesinden Afrin'in içlerini yeni alınan bölgeleri sizlerle paylaştık. Ve bugün itibariyle Gökdoğan Argın'a da yine harekatla ilgili yeni notları sorma zamanı. Bir yandan onların bugün bulunduğu nokta en hareketli, çatışmaların en yoğun olduğu yerlerden biriydi. Gökdoğan Argın neler gördü onu aktaracak şimdi. Sınırın sıfır noktasında kiliste 19. gün Zeytin Dalı Operasyonu'nda özellikle Kilis, Darmık Dağı çok önemliydi. Küçük Darmık ve Büyük Darmık olarak ikiye ayrılıyordu ama... ...Büyük Darmık Dağı'ndan çok küçük Darmık Dağı'nın önemi çok fazlaydı. Çünkü orası Afrin'e giden önemli bir noktaydı. Ve hemen arkasında bulunan köylerde, Suriye'ye ait köylerde... ...YPG'li ve PKK'lı teröristlerin elindeydi. Küçük Darmık da onların elindeydi. Fakat Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu... ...onları bir hafta önce oradan temizledi. Fakat bugün Kilis'te özellikle Darmık bölgesinde önemli gelişmeler oldu. Çok sayıda obüs mermisi bugün yine Küçük Darmık Dağı'nın arka tarafıyla birlikte ön tarafında bombalamaya başladı. O dakikalarda biz oradaydık. Çok sayıda yine Özgür Suriye ordusundan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden araç sevkiyatı ve asker sevkiyatı o bölge oldu. Çünkü akşam saatlerinde bir sızma Görüntüsü almıştı İHA'lar. İHA'ların o görüntüsünün ardından hem İHA'lar tarafından hem obüsler hem de kara rekatıyla oraya çok sayıda asker yönlendirildi. Ve akşam saatlerinde de orada şiddetli çatışmalar başladı. Şu saat itibariyle şu anda hala o bölgede özellikle Bülbül Dağı bölgesinde de yine şiddetli çatışmalar olduğunu söyleyebiliriz. İHA'lar dün gece bir görüntü almıştı. O görüntüde de 8 YPG PKK teröristinin tekrar sızma girişimi olmuştu fakat 8'i de etkisiz hale getirdi Türk Silahlı Kuvvetleri. Bugün akşam saatlerinde yeni bir sızma e, sızma hareketi daha vardı aynı noktada. İşte o nokta yine o büslerle dövüldü. Küçük Darmık Dağı adeta darmadan edildi. Ve şu saatler itibariyle yine söylüyoruz. O bölgede çatışmalar yer yer birçok köyde devam ediyor. Çünkü sızma yapıyor bu saatlerde YPG ve PKK teröristlerinin hain saldırıları söz konusu. İşte o noktalardaki hem Mehmetçinin hem Öso'nun e, kurtardığı köylerdeki karargah noktalarına sızma girişimleri var. İşte o noktalara şu anda yeniden hem askeri sevkiyat sürüyor hem de obüslerle, çok namlulu roket atarlarla yine İHA'ların aldığı görüntülerle İHA'lar yoğun bombardıman altında tutuyor. Afrin'e ne gidecek yol diyoruz çünkü or o bölge küçük darmık. Adeta bir küçük kandildi onlar için. Küçük e, darmığın hemen arkasında bir kamp olduğu söyleniyordu. İşte o kamp şu anda YPG ve PKK teröristlerinden temizleniyor. Çok sayıda YPG ve PKK teröristinin orada öldüğü, öldürüldüğü bilgisi bizlere ulaştı. Ancak henüz o noktaya temizlik çalışması yapılarak gidildiği için o veriler daha Türk Sağlık Kuvvetleri'ne ulaşmadı. Ama biz yerel kaynaklardan aldığımız bilgiler şu anda orada çok sayıda YPG ve PKK'lı teröristlerin leşleriyle dolduğunu söyleyebiliriz. Kiliste biz Nöbetimizi tutmaya devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şu saat itibariyle kilis merkezinden duyulan obüs seslerini de aktaralım. Obüslere hala küçük dar büyük dar ve şey horoz bölgesi özellikle çok önemliydi. O bölgelere havan toplarıyla obüslerle atışlarını sürdürüyor. Biz kilisten aktaracaklarımız bu kadar diyelim. Söz tekrar merkeze bırakalım. Eğitim dalı